أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إمام غزالي إمام غزالي رحمة الله عليهم بداية الهداية كتابından dersimizin inşallah ilim ve alime olan her ne kadar 2-3 sayfa dahi olsa ama bunu açtık ayetlerle, hadislerle ve aynı zamanda efendim ayet ve hadislerin işaretleriyle biraz uzun oldu. 2-3 sayfalık bir ders. Ancak bizim zaruretimiz var. Aslımıza göre bunu açmamız gerekiyor. Zamanımızda bunu açmamız gerekiyor. Özellikle üstadın saf ve mücerred bu sohbetini, yani ayet ve hadis getirmeyerek sadece işaretlerle söylemiş olduğu, uyarmış olduğu bu önemli konuları ayet ve hadislerle delillendirerek efendim ve aynı zamanda günümüze de bunu oturtularak sohbet ediyoruz. Bir önceki sohbetimizde tabii ki biz burada üç kısım alim olduğu, bu üç kısım alimlerin efendim birincisi tamamen fillah, Allah için ve karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek, ve aynı zamanda Peygamberimize miras ve veraset boyunda görevinin sorumluluğunda olan, Kur'an ve sünnet ışığında emeli sadece tebliğ ve hidayet olan, hikmet ruhuyla tebliğde bulunan alimler. İrfan ruhuyla da aynı zamanda davet eden, hidayete çağıran alimler. İkincisi, göğsündekini dünya karşılığına çeviren, kendisine mal ve cah, mal ve makam ve şöhret vasıtası kılan ve böylece maksadı birisine faydalı olmak değildir. İlmen ve amelen maksadı elde ettiği ilimle, okumuş olduğu ilimle, klasik sözlerle söylüyorum ki sohbet daha iyi anlaşılsın. Efendim, kendisine çıkar sağlamak, menfaat sağlamak ve böylece dünyayı ahirete tercih ediyor. O kısır dünya günlerini, o kısa dünya zamanını efendim baki olan ahirete tercih ediyor. İnsanlarda teveccüh görmek için, insanları ona efendim değer vermesi için veyahut da insanların verdiği değeri kullanıp onunla mal, onunla makam edinmek için ikinci sınıf dediğimiz bu insanlar ilimlerini satıyorlar. Üçüncü sınıfta İmam Gazali rahimahullah deccali sınıf, Allah muhafaza, dal ve mudil, yani hem kendisi sapıtmış hem de yerinde rahat durmuyor, başkalarını efendim yolda, yani Müslümanların hidayetine engel oluyor, hidayetine efendim ifsat karıştırıyor. Onların efendim hem kalplerini hem beyinleriyle meşgul oluyor. Ve bir bakıyorsun ki böyle, o da hatta demişti ki böyle tatlı dille ve kem min zarifil lisan cemilil manzar azimil beyan halikun gaden yevmel kıyame diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini söylemiştik. Nece böyle tatlı sözler, güzel sözler ve aynı zamanda manzarası böyle kılık kıyafeti gayet güzel, şık böyle giyinen veyahut böyle insanlar var. Veyahut çok böyle beliz, böyle bir hitap tarzı çok güzel insanlar vardır ki
Ama gel gör ki onların kıyamette görecekleri helaktır. Çünkü yoldan çıkarıyor. Dal ve mudil. Ve diğer taraftan ya da İmam Gazali Rahimahullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini getiriyor. O hadiste de Deccal'dan bahsediyor. Ve diyor ki ümmetimden Deccal'dan en çok korktuğum Deccallar var gelecek başlarına. Deccal'dan daha çok korktuğum Deccallar olacak. Ve onlar da diyor işte biraz önceki o bahsettiğim tatlı diller, güzel giyim ve kuşamlar ve etkileyici konuşmalarla böyle insanları sihirleyecekler, müminleri sihirleyecekler. Onları neyle meşgul edecekler? Onları efendim nefisleriyle, havalarıyla efendim meşgul edecekler. Ve akıllarını başlarına alacaklar. Bunlar neyi yaparak yapacaklar peki? Burası çok önemli. İtikadı konuları tartışmaya açarak. Peki ilk itikadi konuyu tartışmaya açan kimdir biliyor musunuz? Şeytandır. Ne üzerinde itikadı konuları tartışmaya açıyor? Onu da söyleyeyim. Ne üzeri? Allah'ın birliği üzerine değil. Cennet ve cehennem üzerinde değil. Kıyamet üzerinde değil. Onun yaratılıcılık, rezzak sıfatları üzerinde değil. Peygamber gönderişi üzerine. Peygamber gönderişi üzerine insanları şey yapıyor. Yani Allah'a karışmayın. Tamam. O doğru. Allah var. Ama peygambere karışın. Peki peygambere ilk karışan kim? خَلَقْتَهُ مِنْ قِيلٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ İlk Adem Aleyhisselam'a karışan şeytandır. Yoksa eğer sıralamaya koyduğu zaman hemen hemen peygamberlere imandan sonra bütün imani maddeler şeytanda var. خَلَقْتَهُ diyorsa onu yarattın. Bak, halıklarını ya kabul ediyor. خَلَقْتَنِي beni yarattın diyor. Yani Allah'ın Rabbi, benim Rabbim diyor. Enzirni, beni beklet. İlâ yevmi yub'asûn. Değil mi? Öyle midir? Ha? Bak ne güzel. Bak çok önemli bunlar. Şeytan bunları kabul ediyor ha. Kıyamet günü de kabul ediyor diyor. Onların dirileceği güne kadar beni beklet diyor. diyor onları, yani ona da ibadet ediyor şeytan. Yani insanlar ölecekler, dirilecekler. Yani ona da ibadet ediyor. Peki nedir? Sebep ne? Mesela ne? Meleklere iman ediyor. Ve beni diyor onların başına musallat ediyor. Ha, burada şeytanın istemediği kimdir? Adem. Demek ki şeytani ve deccali insanlar. Üçüncü sınıf. Vasıtayı aradan kaldırıyor. Yani bizimle vahiy arasındaki vasıtayı aradan kaldırıyor. Bizimle vahiy arasındaki vasıta kimdir? Risalet. Peygamberler bizimle vahiy arasında vasıtadır. Bizimle vahiy arasındaki vasıtayı kaldırdığı zaman peki vahiy olur mu? Yani burada işte dikkatinizi çekerim. Onun için İmam Gazali rahmetullahi aleyh çok güzel bir tabir kullanıyor. Ve çok güzel bir hadisle bunu delillendiriyor. Deccali alimler diyor. Çünkü onlar da şeytan gibi Allah'ın varlığını biliyor. Birliğini biliyor. Halıklığını biliyor. Yaratıcılığını biliyor. Rızaklığını biliyor. Tekrar yarattığı gibi öldüreceğini biliyor. Dirilteceğini biliyor. Ama gel Türk'te diyor ki Muhammed de bir beşer ve ben de bir beşer. Allah Allah. Onu çamurdan yarattı, beni ateşten yarattı. O da beşer, ben de beşer. Aradaki fark ne? Kıyaslama. Şeyle baktığı zaman hiçbir fark yok. Yani kapan aynı kapan, tuzak aynı tuzak. Şeytanın tuzağı. Aynı kapan, hiç fark yok. Yani şeytanın da muaradesi kendisine vermiş olduğu paydır. Günün peygamberi aleyhissalatu vesselam'ın risaleti, sünnet-i seniyyeyi, hadis-i şerifleri tartışanların da kendilerine verdiği paydır.
Onlar da beşer, ben de beşer. Yetmiyor. Tabii bunu nereden başlıyor? Peygamber'e varana kadar nereden başladı? Vaslayı nereden başladı? Alim, muttaki alimlerden başladı. Takva alimlerden önce İmam-ı Gazali'ye karıştı. İmam-ı Rabbani'ye karıştı. Fakreddin el-Razi'ye karıştı. Onları temsil eden ulemalara karıştı. Bu sessizlikte alınan cesaretle gitti. Adım adım gitti. Adım adım gitti. Ve en sonunda hadise karıştı, sünnet-i seniyyeye karıştı, peygambere karıştı. Peki ondan sonra sıra kime geliyor? Şeytan olmaya geliyor. Ondan sonra sıra şeytan olmaya geliyor. Onun için dal ve modil. Onlar hem kendileri sapıtmış ve hem de sapıtıyorlar, sapıttırıyorlar insanları. Yollarından çıkar. Onun için burada dikkatini çekelim. Bu vazife, yani şeytanın onlara göstermiş olduğu bir vazifedir. Ve şeytani bir oyun ve hesaptır. Deccali bir yaptırımdır. Bak, şeytani bir oyun ve hesaptır. Deccali bir yaptırımdır. Çünkü Deccal gelecek. Cemaat akaidimizde efendim bunda hiç şey yok. Efendim Deccal'ın varlığı el-Sünnet ve cemaatinde efendim hatta ve an İbn-i Ömer radıyallahu anhuma ona bir hadis getirelim. Kur'an'da imam ahiyetinde şeytandan bahsederek ve şeytanın evanları, yardımcıları, şeytanın destekçileri diye efendim işaretler vardır. Ama böyle bir vaka, bir hadisenin nasla sabitliği yok. Peki nasla sabitliği olmayan çok şeyler vardır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş, biz onu yapıyoruz. Değil mi? Mesela beş vakit namaz. Namazın içerisindeki efendim yapmamız gerekenler. Değil mi? Ve daha nice ameli bazda yaptıklarımız vardır ki bunu efendim kimden öğrendik? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sallu kema ra'aytum onu yusalli. Namaz kıldığım gibi kılın. Ondan gördüm. Ve onun sözleri bizim için وَمَنْ يَنْتِقُ عَنْ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّهَا. Bizim için oldu, bitti. O hiçbir şey kendi nefsinden konuşmaz, onun konuştuğu bütün vahiydir. Vahiy gayri metlu. Vahiy gayri metlu. Anladın mı? Yani Kur'an'la, Kur'an metludur. Yani tilavetle gelmiş, inzal olmuş. Ha. Onun için مَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَكُدُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ. Size neyi getirmişse onu edinin ve sizi neden sakındırmışsa ona sakındırın. Bitti. Efendim وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sen en üstün ahlak üzeresin ey Muhammed. Bitti. Bizim için en üstün ahlak üzeredir. O ne söylüyorsa doğrudur. Anlaşıldı mı? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa'da sizin için güzel örnekler vardır. Bütün bunları öğrendik mi? Şimdi en önemli nokta geliyor. Alim, arif. Alim, arif. Her arif alimdir ama her alim arif değildir. Bak. Çünkü alim somut şeylerle uğraşır. Kalem defterle. Peki sahabe kalem defterle mi uğraştı? Peki uğraşmadığı için ona alim demeyecek miyiz şimdi? Ha. Ariftiler. Ariftiler onlar. Neyle elde etmişlerdi? Muhabbetle elde etmişlerdi. Teslimiyetle elde etmişlerdi. Nazarla elde etmişti. Nitekim Ebu Bakır Sıddık, değil mi? Sıddık. Ona soruluyor. Rabbini nasıl bildin? Neyle bildin? Nasıl Rabbini bildin? Keyfe arifte rabbek? Ariftu Rabbi bi Rabbi. Ben Rabbimi Rabbimle bildim. Ne demek? Yani Ahır Dağı'na baktım, bunu yaratan ancak O dedim. Güneşe baktım, onu batıran ve çıkaran ancak O'dur dedim. Tamam mı?
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِخْتِلَافِ الْبَيْنِ وَالنَّهَارِ وَاِخْتِلَافِ اَلْسِنَتِكُمْ. Böyle, hep böyle. Yani ayet mahiyette söylen gibi. وَاِخْتِلَافِ اَلْوَانِكُمْ. Bütün bunlar. عَرِفْتُ رَبِّي بِرَبِّي. Ben Rabbimi Rabbimle bildim. Bu şekilde bildik mi Rabbi? Peki Muhammed'in görevi ne? وَعَرِفْتُ بِمُحَمَّدٍ مَا أَوْجَبَ عَلَيَّ رَبِّ وَعَرِفْتُ بِمُحَمَّدٍ. Burası çok önemli. وَعَرِفْتُ بِمُحَمَّدٍ Muhammed'le öğrendim. مَا أَوْجَبَ اللّٰهُ عَلَيَّ مَا أَوْجَبَ عَلَيَّ رَبِّ. Eğer fail Rabbi yaparsak. مَا أَوْجَبَ ki nasak bi binfusum. عَرِفْتُ رَبِّي بِرَبِّي وَعَرِفْتُ بِمُحَمَّدٍ مَا أَوْجَبَ عَلَيَّ رَبِّي. Muhammed'le de bana Rabbimin benden ne istediğini öğrendim. Bana ne vacip kıldı onu öğrendim. Aleyhissalatü vesselam görevi bu. Ama arif işte. Ama burada ben onun bir olduğunu, var olduğunu, çünkü eğer deseydi ki ben Muhammed'le Rabbimi bildim, burada bir naks olurdu, bir eksiklik olurdu. Yani çünkü o halıktır, razıktır. İşte burada. Onun için arif bu. Şimdi decali, şimdi onun için bu noktaları ve nükteleri bilemeyen, bundan aciz olan, peki ne oldu bunu söylemeyle Abdullah bin Kuhafe olan ismi radıyallahu anh, ne oldu? Sıddık oldu. Min as-siddiqina ve'ş-şuhada ve's-salihin. Ne oldu? En'amte aleyhim min en-nebiyyina ve's-siddiqina ve'ş-şuhada ve's-salihin. En'amte aleyhim. Nimetlendin de onları. Neyle nimetlendin? Onları nebilerden eyledin. Ve şehitlerden eyledin. Sıddıklardan eyledin. Ve aynı zamanda salihlerden. İkinci sınıf sıddıkîn'de. Minel nebiyyine ve sıddıkîn. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı, mağara arkadaşı zerre kadar peygamberimiz hakkında şüphe olmadığı için kendine sıddıkîn sınıfı vermiş, derecesi verilmiş. İsra ve Mi'raç'ta fırsat bilen müşrikler, münafıklar, ki müşrik de o zaman Mekke'deydi, müşrikler tam elimizde fırsat geçmişken, bu İsra ve Mi'raç geçen iki gece önce, üç gece önce bunu idrak ettik. Gitti, geldi, bütün makamları gezdi. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, Sidretül Münteha'ya, Arş-ı Ala'ya, cennet ve cehennem makamları gezdi, geldi. Daha yatağı sıcak. Esra bi abdihi ve esra, zaten o sırrı gösterdi. Aldı götürdü. Seyri peygambere bağlamadı. Kim götürdü onu? Zaman ve mekanı kendisi yanında olmayan. Şimdi burada müşrikler gidince peygamber ne diyor aleyhissalatü vesselam'a? Ebu Bekir Sıddık peygamberimiz aleyhissalatü vesselam için ne diyor? Eğer o diyorsa doğru diyor. Ne diyorlar onlar? Hiç aklına erer mi ya? Gitti geldi de hayat alır. O diyorsa demek ki bizim ümmet olarak kaybettiğimiz Efendimiz'deki sırrı o diyorsa doğru diyor. O diyorsa doğru diyor. Peki o diyorsa doğru diyoru tartışan şimdi kimlerdir? Televizyon şaşelerinde efendim. Subhanallah. Tamam mı? Yani cehli mürekkep. Okumuş. Aslında geçen söyledim ya, bir çağrıda bulunmuştum. Allah için diyorum. Bu tür itikadi meselelerin televizyon vesaire halka açık bir yerlerde tartışılmasında halk icabet etmesin. Gitsin kendi bölgesindeki muttaki bir alime sorsun ya. Yani o insanlar zaten itikad cedelle elde edilmez. İkili tartışmayla itikad olur mu? Şek üzerine doğruyu koyabilir misin? Bu mantıka aykırı. Şek üzerine doğru oturtulur mu? Bir olayı şek bileceksin,
İki kişi bunu tartışacaklar. Tamam, ilmi bazda ulemalarımız, meşayihlerimiz ilmi bazda kitaplar yazmışlar, reddiyeler yapılmış onlar hakkında, müsavi olan bir alim. Müsavi. Mesela Şevahid-i Hak, Yusuf-ı Nebahani takıyor diyelim ki, İbn-i Teymiye'yi şey yapıyor, tartışıyor, koyuyor. Ama bunu halka açık değil, kendi müstevası dairesinde kendisi onu ne yapıyor? Şevahid-i Hak adında kitabında Yusuf-ı Nebahani onu anlatıyor. İşte burada televizyon programlarıyla, halka açık programlarla yapılan bu efendim, bu ilmi değil. Kesinlikle ilimle alakası yok. Çünkü ilim musavi insanların kendileri arasında, yine de musavi insanların bir arada bulunduğu dar bir çerçevede olur. Avamın karşısında olmaz. Avamın karşısında ahlak öğret. Babasına olan, annesine olan saygısını öğret bir gencin. Allah'a sevgisini öğret, ibadet, namazı öğret. Hırsızlıktan bahset, adam öldürmekten bahset, içkiden bahset, kumardan bahset, memleketin girmiş olduğu ahlaksızlıktan bahset, gençliğin ve neslin nereye gittiğinden bahset. Doğru. Allah razı olsun. Ve bunun için de yüzlerce kitaplar yazılmış. O kitapları geçir, koy, anlatırsın ama yok. Ne yapıyor? Efendim, itikadi bir konu. Şefaat var mı, yok mu? Velayet var mı, yok mu? Deccal var mı, yok mu? Mesih var mı, yok mu? Kıyamet var mı, yok mu? Kabir azabı var mı, yok mu? Ya bırak, öleceğin zamana bırak bunu. Öleceğin zamana bırak. Yoksa bir nimet. Varsa da kork, ya olursa? Peki insanların bunun üzerine oturtup kendini ispatlaman neye yarıyor? Neye yarıyor biliyor musunuz? Deccali bir vasfı taşımaya yarıyor. Onun için ikinci çağrımı yapıyorum. Allah için bu konuda sorumlu devlet, ki Türkiye'yi takdir etmemek elde değil. Bunu da söyleyeyim. Ben İslam ülkelerini çok iyi biliyorum. Ehl-i Sünnet ve Cema'nın en çok korunduğu ve en çok diyanetinden ta kuruluştan bugüne kadar sahip çıkıldığı bir ülkedir Türkiye. Tasavvuf ehli olsun, akaid ehli olsun, ki zaten budur onları rahatsız eden. O bazı böyle deccali insanları rahatsız eden de budur. Bu konuda hassasiyetini hiçbir zaman Osmanlı ve Selçuklu elhamdülillah bu noktada koymuş oldukları bu ruh bu toplumdan daha alınmamış. Alınamaz da alınmayacaktır da biiznillahü teala. Ve bu ruh üzerine olan bir toplumla uğraşıyorlar. Uğraşıyorlar şimdi. Onun için bu uğraşlarının boşa çıkmasının halkın iltifat etmemesi yanında devletin de diyanet nezdinde efendim bunu önlemesi gerekiyor. Önlemesi gerekiyor. Sana ne kardeşim, bir yani İslam'la hiç ilgisi olmayan bir televizyon programında, bir televizyon kanalında ve İslam'la hiç ilgisi olmayan ve yaşam tarzı hiç İslam'a uygun olmayan bir spikerle şey tartışıyorsun. Bir sunucuyla İslam'ın akaid değerlerini tartışıyorsun. Ve İslam ülkesinde. Onun için inanın, bunu bireysel bir savunma için söylemiyorum. Şahsım için değil. Bugünün neslinin ahlaki bazda ne kadar dejenere olduğu, yok olduğu, göz ardı edilerek, göz ardı edilerek hiç ihtiyacımız olmayan meselelere inmelerinden söylüyorum. Yani memleket gidiyor. Bir ahlak şu anda tamamen yok oldu. Onun için bizim bu noktada dikkatli şekilde. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi bizim için bağlayıcıdır. Vahiy ile aynıdır. Ve Efendimiz ve Efendimiz'in varisleriyle uğraşan İslam dininin düşmanıdır. Adı ne olursa olsun. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve aynı zamanda innemâ yakşallâh min ibâdihil ulemâ sınıfından olan, hakkıyla Allah'ın kullarından ondan korkan alimlerdir.
El-ulema varasetun enbiya. Miras bazında peygamberimizi temsil eden insanlara efendim meydan okuyan, onları efendim zayıflatmak isteyen bilmiş olsun ki İslam'ı zayıflatıyor, İslam'ın ruhuyla uğraşıyor. Fakat başaramayacaklar. Çünkü inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Muhakkak Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu biziz. Ezzekir. İnna nahnu nazzalna el-Kur'an demiyor. Ezzekir. Burada zikirden maksat aynı zamanda peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sünnet-i seniyedir ha. Onu da biz koruyoruz. Onu da biz koruyoruz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada efendim bizim için önder, kudve, rahber ve dokunulmazdır.